Vallahi herhalde bu işin tohumu ben anne karnındayken düştü. Ben düşmeden önce bu fikri düştü diye düşünebiliriz. Ben daha büyük drone yapmak istemiyordum. Ben rengi mavi bir drone yapmak istemiyordum. Ben kuyruğu çok tatlı duran değişik bir drone yapmak istemiyordum. Ben işin mutfağından bir şeyleri çıkartmak istiyordum. Yani bu havacılık neden standart bir pervane yapısına sıkışmış durumda? Ya ben bunu değiştiremedikten sonra bunu büyütmenin, bunu küçültmenin, bunu değiştirmenin bir anlamı yok. Bunun rengini değiştirmenin havacılığa bir katkısı yok. İşi değiştiren kısım, işi oluşturan kısım budur. Buna müdahale etmek istedim. Bunu böyle yapmaktan sonra farklı bir yola geçmeye karar verdim. Ben dedim bunu merkezden döndürmek zorunda değilim. Çünkü alıştık ya 360 derecelik döngüler içerisinde. Şu eksende döndürmekten sonraki bir sonraki adım bunu bu eksende döndürmektir. Bunu bulabildiysek bu gelişim eğrisini koruyalım dedik. Ne yapalım? O zaman rotasyonel hareket yerine ikinci aşamada lineer hareketi oluşturalım dedik. İhtiyaca binaen yörüngenin, geometrik şeklinin değiştirilebildiği yoğun havalarda, az yoğun havalarda, ortamlarda, coğrafi koşullarda, farklı sıcaklıklarda, farklı akselerasyon beklentilerinde, farklı payloadlarda değiştirilebilir yörüngenin optimize edildiği bir sistem haline getirdik. Bu şekilde uçuş kontrol yüzeyi ihtiyacı da aradan çıkmış oldu. Aslında bu teknik geliştirmeleri yapıyorum ama tıp doktoruyum. Muayene sırasında oldu. Aslında aynı hastada birkaç el hareketini bir anda kullandığım bir ortamda bir yandan da kafamda aslında bunu soruyorum. Pervane iş üreten kısım nasıl optimize edilebilir, nasıl optimize edilir diye düşünüyorum. Ben aynı eli aynı hastada farklı ihtiyaçlara binaen değiştirebildiğimi fark edince dedim tamam bu iş olur arkadaş. Biz orada öğrendiğimizi burada da yapabiliriz. Burada da değiştirebiliyor olmamız lazım dedik ve konu buraya geldi. Aslında bu teknik geliştirmeleri yapıyorum ama tıp doktoruyum. Muayene sırasında hep kafamda olan bir şey vardır benim. Bizim iki tane elimiz var. Kullandığımız baskın elimiz var. Biz aynı eli çeşitli ortamlarda, çeşitli modifikasyonlarda kullanırız. Bu ne demek? Ya palpasyon dediğimiz bir sistem vardır bizim. Hastada bir kitle aradığımızda bir şey ararız. El yordamı ile bir şey ararız. Geniş parmaklarımızı geniş açarız. Yüzeyde bir şey hissetmek isteriz. Resültasyon dediğimiz sistemde daha çok avuç içini kola bağlayan kısmı kullanırız. Küçük bir bölgeye yüksek basınç uygularız. Perküsyon dediğimiz başka bir sistemde ses çıkartmak isteriz. Biz aynı eli başka başka ortamlarda kullanırız. Bu havacılıkta da böyle olabilir dedim. Peki ne alaka? Şu alaka. Bu pervane bir kere üretilir, kalıplanır ve ihtiyaca bağlı olarak kullanılır. Bu böyle olmak zorunda değil çünkü uçuş koşulları değişkendir. Uçuş koşulları değişkense de bunun da değiştirilebilir olması gerekir. Aynı tıptaki el hareketleri gibi aslında işi üreten kısmın ihtiyaca bağlı olarak çeşitli modifikasyonlara sahip olabilmesi gerekliliği bunu getirdi. Oradan öğrendiğimiz sistemler burada da bunun değiştirilebilir olması gerektiğini bize sebebiyet verdi ve konuyu da böyle geliştirmiş olduk. Muayene sırasında oldu. Aslında aynı hastada birkaç el hareketini bir anda kullandığım bir ortamda bir yandan da kafamda aslında bunu soruyorum. Pervane iş üreten kısım nasıl optimize edilebilir, nasıl optimize edilir diye düşünürken ben aynı eli aynı hastada farklı ihtiyaçlara binaen değiştirebildiğimi fark edince dedim tamam bu iş olur arkadaş. Biz orada öğrendiğimizi burada da yapabiliriz. Burada da değiştirebiliyor olmamız lazım dedik ve konu buraya geldi. Vallahi herhalde bu işin tohumu ben anne karnındayken düştü. Ben düşmeden önce bu fikri düştü diye düşünebiliriz. Konuştuğum kelime de benim uçaktır aslında. İlk söylediğim kelime uçaktır. Arapçası tiyaradır. Böyle gördüğümde hareket eden cisimleri tiyara diye peşinden koşarmışım. Ama tabii bizim yani gençliğimizi, çocukluğumuzu geçirdiğimiz yıllarda havacılık çok özgüvenli bir sektör değildi. Oraya adım atmak da cesaret isterdi. Biz de küçük bir bölgede yaşadık. Ben de tıp fakültesine girdim. Oraya girdim ama ruhum hep dışarıda kaldı. Geliştirmelere de devam ettim. Öğrenciliğim sırasında hep çeşitli yarışmalara gittim. Sürekli ekipler kurdum. Nöbetler tutardım. Yani 48 saatlik nöbetler tutardım. 1 gram uyumadan atlardım arabaya, Ankara'ya giderdim. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne. Oradan çeşitli üniversitelerdeki hocalarla tanış olurdum. Sürekli bir lobi yapardım. Kimden ne öğrenebilirim, kime ne öğretebilirim, ekipler nasıl kurulur, nasıl gelişilir. Ya bu konuda bir iştah gerekir. Bu para karşılığı yapılacak bir iş değildir. Bu çok genetik olarak damardan gelmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkesle aynı yola gidersen, herkes gibi aynı yola gidersen ya da herkesle aynı yola gidersen aynı sonuca varırsın. Yani ben aynı sonuca varmak istemedim. Dedim ki o zaman ben pervane üreteyim. Daha verimli pervane üreteyim. Yani %5 kazanç bile %5'tir.
menzile sebebiyet verir, menzili arttırır, işi arttırır ya da gücü arttırır. Daha küçük motor, daha ucuz drone. Konu hep ucuzlatmak da aslında sistemi. Ben de herkes gibi, bu işin mutfağına inmek isteyen herkes gibi pervane tasarlayarak başladım. Önce vidalı pervaneler tasarlamaya başladım. Vidalı pervaneler nasıl daha efektif hale gelir? Ama ne yaparsak yapalım, belirli kalıplara sıkışmış durumdasınız. Yani şu gövde olmak zorunda, şu uç olmak zorunda, şu hatife açısını belirli bir dramatik noktanın üzerine getiremiyorsunuz. Aslında verim artı eksi belirli bir minvalin arasına sıkışmış durumda. Bunu böyle yapmaktan sonra farklı bir yola geçmeye karar verdim. Ben dedim bunu merkezden döndürmek zorunda değilim. Ne yapabilirim? Pervane bile olmasın. Ben bunun yörüngesini değil, daha doğrusu hareket sistematiğini, topolojisini değiştireyim dedim. Önce bunu aldım. Çünkü alıştık ya 360 derecelik döngüler içerisinde. Şu eksende döndürmekten sonraki bir sonraki adım bunu bu eksende döndürmektir. O zaman ben dedim bu eksende döndüreyim. Ama bu eksende döndürdüğüm için ileri yönlü hareketlerde kanat daha hızlı havayla karşılaştığı için verimi artıyor. Bu gene güzel bir çözüm oldu. Tam dedik taşı deliğine attık, güzel bir şey bulduk. Hemen araştırmalara başladık. 100 yıl kadar önce bunun keşfedildiğini fark ettik. Bu tabii müthiş bir haz ama bizim açımızdan da bir hezimet oldu. Niye? Bunu geliştirmek durumundaydık. İyi ki de oldu. Rotasyonel hareket belirli problemleri de beraberinde getiriyordu. Jiroskopik dönme dirençlerini beraberinde getiriyordu. Bu da motora düşen yükü arttırıyordu, verimi de düşürüyordu. Ama şüphesiz ki vidalı pervanelerden daha iyiydik. Bunu bulabildiysek bu gelişim eğrisini koruyalım dedik. Ne yapalım? O zaman rotasyonel hareket yerine ikinci aşamada lineer hareketi oluşturalım dedik. Yani bu airfoil yapısını rotasyonel bir hareket yerine lineer bir harekete getirelim dedik. Giderken çalışsın, dönerken çalışsın, giderken çalışsın, dönerken çalışsın. Bu da çok güzeldi. Bu çalışmanın da aşağı yukarı taşlarının bizden birkaç yıl önce atılmış olduğunu fark ettik. Sonuca ulaşamamışlar ama fikrimiz aşağı yukarı benziyordu. Bu da bizde üçüncü aşamayı getirdi. Madem öyle, biz bunu sürüş ya da uçuş koşullarına göre geliştirelim. Uçuş kontrol yüzeylerinin ihtiyacını ortadan kaldıralım. İkisini bir ünitede bitirelim istedik. Ve isminin de, yani buluşun isminin de haiz olacağı şekilde değişken yörüngeli bir sistematik geliştirdik. Hareket yörüngesinin demin de anlattığım gibi ihtiyaca binaen yörüngenin geometrik şeklinin değiştirilebildiği yoğun havalarda, az yoğun havalarda, ortamlarda, coğrafi koşullarda, farklı sıcaklıklarda, farklı akselerasyon beklentilerinde, farklı payloadlarda değiştirilebilir yörüngenin optimize edildiği bir sistem haline getirdik. Bu şekilde uçuş kontrol yüzeyi ihtiyacı da aradan çıkmış oldu. Ve daha da iyisi lineer akselerasyon olduğunda, lineer hareketlilik olduğunda aynı bir uçak kanadı gibi hızlandıkça daha fazla kaldırma kuvveti üretebildiğiniz için drag yendiğiniz müddetçe de sürekli de bir trust üretiminin de söz konusu olduğu ama yörüngenin de ihtiyaca bağlı olarak değiştirilebildiği bir hale de getirmiş olduk. Uygun geometrik şekiller var burada. Bu çok kıymetli. Bu maliyetleri düşürüyor. Bir üretimde belirli insan kaynağıyla çok daha fazla itki sistemi üretebilirsiniz. Bu bir. Bu çok önemli. İkincisi, siz burada enerji ihtiyacını düşürüyorsunuz. Enerji ihtiyacı demek, yakıt maliyetlerini düşürmek demek, sistem güç ihtiyaçlarının düşmesi demek. Yani sistem bileşenlerinin maliyetini gene küçültmüş oluyorsunuz. Ve birim enerjiyle daha fazla yol almış oluyorsunuz. Bu çok kıymetli. Tabii 2022 yılında ilk Türkiye'de biz patent başvurumuza bulunduk. Akabinde PCT başvurumuzu da bulunduk. PCT kabulümüzü aldık. Türk Patent Kurumu'ndan da kabulümüzü aldık. Bununla beraber Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, birçok ülkede, Çin'de her biriyle ilgili başvurularımız oldu. Kimisi geldi, kimisi de gelmeye devam ediyor. Aracın kendisini üretmekten etki sistemini üreteceğiz. Yani biz bunu İHA mı yapalım, insanlı sisteme mi çevirelim? Ama bu önemli olan bu değil. Önemli olan bir prototip haline gelmesi, bunun bir itki sistemi olarak çalışabiliyor olması ve daha sonra bu itki sisteminin insanlı sistemlerde kullanılması işten bile değil. Önümüzdeki süreç zaten buna gebedir. Bunu yapacağız hayırlısıyla. Karamsarlığa düşmediğim zaman olmuyor. Çok bilinmeyenli bir denklemde ışığı hiç göremediğiniz çok zamanlar oluyor. Şüphesiz ki keyif almadığınız zamanlar oluyor. Ama her defasında iş şu noktaya geliyor. Ben bunu yapmasam yaşayamam gibi bir noktada artık kaybedeceğiniz de bir şey olmayınca günün sonunda gene kendinizi bu işin içinde buluyorsunuz. Çünkü bir noktadan sonra etle kemik gibi oluyorsunuz. Bırakamıyorsunuz. Yani bu bir mesai de değil. Yani ben 5'e kadar bu işi geliştiriyorum, 5'e bir gece giderim, filmimi izlerim gibi de bir şey değil. Bu 24 saat devam eden bir haldir ruhiye. Bir şey bir şey çağrışıyor. Zaten geliştirmecilik de böyle bir şeydir. Bir şeye bakarsınız bir şey olur. Yani siz baktığınız hamburgerde bile ya bakın dedim ben hastadan buraya geldim. Yani bir hasta palpasyonu, hasta muayenesinden böyle bir fikre doğru getirdiğimi düşünün. Yani bu insanın bu işi bırakması zaten mümkün değildir. Bunu bir anda kesip bırakamazsınız. EASA'da bir tane mühendis vardı. Bana söylediği şöyle bir şey vardı. 2009-2010 yıllarında
oraya gidip görüştüğümde şöyle bir şey demişti. Benden yaşça büyüktü. Emekli olmaya yakın bir mühendisti. Bu havacılık yönetmeliği konusunda da Avrupa'da da otorite sahibi olan bir adamdı. Bana şöyle bir şey demişti. Binlerce şirket çıkacak, binlercesi de iflas edecek demişti. Sadece daha büyük dronlar yapacaklar, daha yakışıklı dronlar yapacaklar. İşte yazılımlarını daha görsel estetizasyon açısından kıymetli hale getirecekler falan ama bunların hiçbiri işe yaramaz. Gerçekten havacılık çekirdekte başlar demişti. Sen kırık bir tipsin. Yeterli dayağı yersen, çok da yıkılmazsan günün sonunda düzgün bir şeyler yapabilirsin gibi geliyor bana demişti. Bu bana son sözüydü. Yıl içerisinde bu işin eksponansiyel seviyede hızlanacağını, bir noktadan sonra da günlük hayatın bir parçası olacağını, bizlerin saçlarını çok ak düşmeden de günlük hayatta da kullanılacağını düşünüyorum.